Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında köfte tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarife hep birlikte bakalım. Yoğurma kabının içerisine 500 gram dana döş kıyması kullandım yağlı kısmından. Bir adet büyük soğanı rendeleyip suyunda sıktıktan sonra üzerine ekledim. 3 yemek kaşığı galeta unu, tuz, toz biber, pul biber, karabiber ve kimyon kullandım. Bir adet sarımsağı da ezdikten sonra bu şekilde üzerine bir çay bardağı maden suyunu ekleyip yoğurmaya başladım. Köftemizin güzel olması için seri bir şekilde bir 5 dakika kadar yoğuralım. Güzelce yoğurup kıvamını aldıktan sonra en az 2-3 saat buzdolabının normal gözünde dinlendirelim. Ya da bir gece önceden yapıp hazırlayıp ertesi gün yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. Üzerine streç filmle kapatıp buzdolabına gönderdim. Güzelce dinlenen köfte harcından şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar alarak avuç içerisinde şeklini verdim. Tabii ki istediğiniz büyüklükte de hazırlayabilirsiniz. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Ara ara elimizi suya batıralım ki şeklini daha kolay alsın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yorumlar kısmına öneri ve görüşlerinizi bildiren bir yorum veyahut da beni nereden izlediğinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Köftelerin tamamını hazırladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine sivri biber, kuru soğan ve domates ilavesi yaptım. Bunlarla da servis yapacağım yine köfteleri. Domatesleri ortadan ikiye keserek hazırladım. Biberlerin daha güzel kızarabilmesi için yüzeylerinin üzerine biraz sıvı yağ sürdüm. Fırınımda bu arada 250 derecede ısındı. Izgara bölümünde pişireceğim ben. En üst rafında. Şimdi pişmeye gidiyoruz. 7 dakikanın sonunda İlk yüz tarafı pişti arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ters çeviriyorum. Tekrar fırında bu tarafını da kızartacağım. Tekrar fırına gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en üst rafında pişirdim bu şekilde ızgara bölümünde. İlk tepsim hazır. İkinci tepsimi pişiriyorum. Evet, ikinci tepsimde ilk yüzü kızardı. Bunu da yine aynısı gibi ters çevirip fırına gönderiyorum. Bütün köftelerimi pişirdim arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Biberleri, domatesleri de bu şekilde aldım. Servis yaparken daha kolay olması için şöyle bir tane de bölüyorum. Dışı güzelce kızardı, içi sulu sulu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.